Merhaba değerli dostlar. Uzun bir aradan sonra sizlerle bir kez daha birlikteyiz. Bugün sizinle yine dil konusunda önemli bilgiler paylaşmak istiyorum. Yabancı iş yeri adlarıyla ilgili bilgiler. Yabancı iş yeri adları değerli dostlar ancak ve ancak sömürge ülkelerde olur. Oysa tarihinin hiçbir döneminde sömürge olmamış Türk milletinin Anadolu'da kurduğu son devletin bugünkü caddeleri Türk devletinin caddeleri olmaktan çıkmış durumdadır. Bu gafleti ve dalaleti aşan bir durumdur. Neden mi böyle diyorum? Çünkü bu devletin kurucusunun yabancı iş yeri adlarına karşı ne denli öfkeli, ne denli kızgın olduğunu biliyorum. Şu somut olayı paylaşmak istiyorum bu konuyla ilgili olarak. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra ilk yurt içi gezisini Çanakkale'ye yapmıştır. Büyük bir coşkuyla karşılanır. Caddeleri gezerken birkaç tane yabancı iş yeri tabelası görür. Jackson'ın meyhanesi, Victor'un şaraphanesi gibi. Hazırlanan konuşma kürsüsüne çıkar. Ve öfkeli bir şekilde o tabelaları göstererek biz Çanakkale'de 300 bin şehidi bunlar için mi verdik der, kürsüden iner, arabasına atlayıp Ankara'ya döner. Yani Çanakkale'yi birkaç yabancı iş yeri tabelasından dolayı protesto etmiştir bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Acaba bugünkü caddelerin durumunu görseydi, yakın bu caddeleri der miydi? Bilinmez. Ama ben eminim caddeleri yakın demezdi belki ama tabelalara yakın derdi. Çünkü değerli dostlar, yabancı iş yeri adları dil konusunda gafleti, dalaleti aşan bir uygulamadır. Gafleti, dalaleti aşan bir uygulamadır. Çünkü dil bütün değerlerin üstündeki bir değerdir. Bir milletin, bir devletin bütün değerlerinin beslenme kaynağı dildir. Dili milli olmayan bir devletin, bir milletin hiçbir değeri milli olamaz. Bunun için şu somut soruyu sormak istiyorum ben. Bu kadar önemli bir konuda ülkeyi yönetenlerin, yönetmeye aday olanların, merkezi yönetimlerin yani ya da belediyelerin bu gafleti, dalaleti aşan bir konuda yapacakları ya da yapmak isteyecekleri hiçbir şey yok mudur Allah aşkına? Bu gafleti, dalaleti aşan uygulamalara karşı hiç kimsenin bir şey yapmaya niyeti yok mudur? Ya da ellerini kollarını bağlayan ne var yani? Bugünlük paylaşmak istediğim bilgi bu kadar değerli dostlar. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın bugünlük.